Kanalıma hoş geldiniz. Bugün havuç salatası yapacağım. İki tane havucumu rendeledim. Ucunu kabuğunu soyup rendeledim. Ve ocağa, tavama koyup ocağa koydum. Ve içerisine şöyle biraz da sıvı yağ ilave edeceğim. Şöyle şu şekilde yeterli. 3-4 yemek kaşığı. Şimdi şöyle biraz kavuracağım. Şöyle biraz kavrulsun. Şekilde ara sıra karıştırıyorum. Her tarafı eşit şekilde hepsi şimdi kavrulsun. İşte şöyle gördüğünüz gibi biraz şöyle kavurdum. Şimdi ocağın altını kapatacağım. Ve iyice soğuması lazım. Ve bunu daha önce yapmıştım ve ben yoğurtla yapmıştım. Şimdi mayonezli. Ve içine biraz farklı baharatlar ilave edeceğim. Şekilde artık ocağın altını kapattım. Şimdi iyice soğuması lazım. Şimdi salatam da soğudu. Şöyle havuçlarım. Kızım da yanımda. Şimdi içerisinde soğuduktan sonra 2 tane sarımsağı. Sarımsak ezildiğini ezdim. Benim sarımsaklarım büyük, 2 tane ezdim. Eğer küçükse de 3 tane. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı sunil, biraz tuz, biraz karabiber. Şimdi güzelce karıştıracağım bu malzemeleri. Suyla ben salatayı çok yakıştırıyorum. En sonunda mayonezini ilave edeceğim. Şöyle güzelce karıştırmamız lazım ki sarımsak, tuz, karabiber, suni hepsi iyice karışsın. Siz isterseniz süzme yoğurt ilave edebilirsiniz eğer mayoneziniz yoksa da. İşte benim biraz mayonezim kaldı. Yarısını kullanmıştım. İşte şimdi az az ilave edip kıvamına bakacağım. Çok da siz de şöyle her zaman az az ilave edip karıştırın ve kıvamına öyle bakın. Ve de ben 2 tane havuçtan yaptım. Fazla yapmadım. Böyle daha sonra tekrar taze taze yapmayı seviyorum ben. Böyle kalmasını sevmiyorum. Şöyle bittiği zaman yarın yine taze taze yaparım. Şu kıvamı gayet güzel. Biraz daha da ilave edeyim. Daha da ilave etmeyeceğim. Şu kadar yeterli. Yine güzelce karıştırdım. Kıvamı gördüğünüz gibi şu şekilde. Artık yeterli. Şimdi içine suyumu kabına koyacağım. Çok güzel tadı oluyor. Muhakkak deneyin. Şu şekilde. Üzerini ve kenarlarını da şöyle düzelttim. Şey biraz da maydanoz doğramıştım. İncelce dedim. Şimdi şöyle üzerine süs yapacağım. O ev siz isterseniz içerisine ilave edebilirsiniz maydanozu. Ben bugün böyle yaptım.
İşte bu kadar. Çok kolay. Hemen herkesin yapabileceği bir tarif. İşte havuç salatam hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.